Bütün zararını telafi edeceğiz vatandaş. Dikkat rescue ekibi. Robot çim içme makinesi kontrolden çıktı. Yardım edecek misiniz? Neredesiniz Burns ailesi? Hemen gelemeyeceğiz baba. Bu gerçekten çok tuhaf. Canlı olmalarına rağmen yine de onları sürmemiz gerekiyor. Mızmızlık yapma Graham. Onlar sadece araç. Hey, biliyorsun. Seni duyuyoruz. Çabuk ol Blades. Gitmeliyiz. Şüpheliden iz yok. Ne yapalım efendim? Efendim, tutunmanızı öneririm. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Söyleyeceğin her şey aleyhinde delil olarak kullanılabilir. Hiçbir zararın da telafi edilmeyecek. Kaçırdık, öyle değil mi? Neden bu kadar sürdü? Araçlarımızı süremiyoruz ki. Bizi yavaşlatıyorlar. Buna ne dersiniz? Çıkar beni! Boğulacağım. Yeter artık. Bakın, hepimiz ekip olmaya alışıyoruz, biliyorum. Birbirimizi tanıyoruz. Ama beraber çalışırsak çok daha iyi olacak. Kurtarma ekibine makinelerle iyi geçinmek için katılmadım. Bu insanlar ekipte olduklarının farkında değil. Merak etme Hitway. Onlarla konuşurum. Merhaba Kate. Senin için şişireyim mi? Baksana, bir uzaylıyla ortak olmak kadar harika bir şey daha yoktur. Aa evet, harika. Penceremi açması için bile izin istiyorum. Ama sen ve Hitway'in çok ortak yanınız var. Adam... O bir adam değil Cody. Bir kamyon. Cybertron'dayken Blades'in tekerlekleri varmış. Dünyaya gelene kadar hiç uçmamış. O yüzden bu kadar kötü. Ayrıca yükseklik korkusu var. Blades ortağımsa korkusunu yenmesi gerek. Boulder dünyayı çok seviyor. Öğrenebileceği her şeyi bilmek istiyor. Ben de onun gezegeninin teknolojisini öğrenmeyi seviyorum. Bak, harika bir ekipsiniz. Birbirinizi öğretebileceğiniz. Cody, Boulder yüksek teknolojiye sahip bir toplumdan gelen bir uzaylı. Ona nasıl bir şey öğretebilirim? Bu işe yaramıyor Optimus. Ortaklarımız bizimle hareket etmek istemiyor. Aslında Şef ve ben iyi anlaşıyoruz. Bize izin vermezlerse insanlara yardım etme görevini nasıl tamamlayacağız? Söyler misin? Bir yol bulacağınızdan eminim Hitway. Unutmayın, insanlarla iletişim kurmak da görevinizin bir parçası. Ortağım net ve yüksek sesle iletişim kuruyor. Özellikle çok yüksek. Cody uyum sağlamamıza yardım ediyor. O zaman Cody rehberiniz olsun. Bu türün genç olanlarını en değerli dostlar olarak görüyorum ben. Dost olarak mı?
Saygısızlık etmek istemiyorum Optimus ama tek söyleyebileceğiniz bu mu? Pek sayılmaz. Rescue botlar, size güveniyorum. Çocuklar! Sığınakta gizli oda olduğunu bilmiyordum. Nasıl gitti Cody? Yeni bir plan yaptım. Kate, Danny ve Graham sizi benim kadar tanımıyor, öyle değil mi? Yani tek yapmamız gereken bağ kurmak. Peki bağ neden gerekiyor? Görmemiz gereken inanılmaz şey bu mu yani? Sığınak mı? Buraya binlerce kez geldim. Ama yıllardır gelmiyorduk. Aşağıda oynamayı çok severdim. Tünellerde kaybolduğunu hatırlıyor musun Kate? Acaba kendi rekorumu geçebilir miyim? Gelsenize. Bunu yapmak istemiyorum. Hayır. Gidip merhaba diyeyim. Belki zararı olmaz. Merhaba. Cidden mi? Korkmayın. Onları da çağırdım. Beraber takılmamız hoş olur diye düşündüm. Yani sekizimiz bir arada. Hadi ama Kate, neden korkuyorsun? Bu bir dünya oyunu mu? Deneyebilir miyim? Tabii. Başlamak için şunu çek. Oh, eğlenceli. Ya şimdi? Bugün hava çok güzel, öyle değil mi? Uçmak için ideal. Yani olabilir. Hobilerin nedir? Uçmak. Sanırım burada işimiz bitti. Çok iyi geçti. Main ve parkta bir durum var. Kanalizasyon fazla dolmuş. Tesisatçı çağır. Lavla dolmuş. Bu iş son derece ciddi. Tüm ekibe ihtiyacım var. Cody, merkezde iletişimin başına geç. Bizimkilere yardımcı olarak birinin burada kalması iyi olur. Chase, ona yardım et. Vatandaş, bir dahakine lütfen yoldaki kurallara uy. Bu bir öneri değil. Kanun böyle diyor. Biraz daha nazik olabilir misin? Uçmayı öğrendiğinde olurum. Danny, nazik ol. Unuttun mu? Blades, dostum, senin için zor biliyorum ama yapabilirsin. Yani hemen yap. Sence bu lavı yutmaya yeter mi? Bunun çok ilkel bir çözüm olduğunu düşünüyorsundur. Graham, Boulder seni yargılamıyor. Yardım etmeye çalışıyor. Ama önce ne düşündüğünü ona söylemelisin. Ben bunu hallettim. Sen işine bak ortak. Kate, birlikte çalışmalısınız. Konuşacak zaman yok Cody. Rica ederim ortak, önemli değil. Cody, şehir merkezinin çoğunu temizledik ama lav durmak bilmiyor. Hemen sızıntıyı engellemezsek adayı boşaltma kararı çıkartman gerekecek. Tamamdır baba, ama bırak da önce birini arayayım. Doktor Green, orada mısınız? Kamera ayarlarıyla oynama. Şu anda baş aşağı duruyorum. Kan beyinde toplandığında denklemlerin daha hızlı çözülebileceğiyle ilgili bir teorim var.
Doktor, adada bizim bilmediğimiz bir volkan var mı? Hayır, bizim bildiğimiz bir volkan var. Magma Dağı, Dünya Fuarı için 1939'da inşa edildi. Kızarmış pamuk şekeri keşfettikleri zamandı. Hani şeker sıcak yağa atılıyor ve daha sonra da şey oluyor ya... Ama doktor, sahte bir volkan nasıl kanalizasyondan gerçek lav fışkırtır? Şey, volkan sahte ama lav değil. Magma Dağı buraya taşındığında mühendisler dünya çekirdeğine bir boru döşedi. Ve çekirdekteki basıncı bastırıp lavı borudan geri itiyordu. Ama volkanın tepesi kapatıldı. Yani lav çıkabildiği yerlerden çıkıyor. Kanalizasyon da bunlardan biri işte. Basınç tüm adayı kaplayana kadar lavı itecektir. Bu 4.7 saat kadar sürecektir. Hesaplama zamanımı 2 kat azalttı. Baş aşağı durmak gerçekten işe yarıyor. Doktor, bu iş ciddi. O zaman lav basıncından hemen kurtulmalısınız. Volkanı köpüren dev bir şişe gibi düşünün. Basınçtan kurtulmak için ağzını yavaş yavaş açmalısın. Küçük, kontrollü bir patlama lav sorununu çözer. Ama sakın çok hızlı açmayın. Yoksa... Pekala ekip. Demin Cody ile konuştum. Lavı durdurabileceğimizi söyledi. Ama bunun için volkanı patlatmamız gerek. Peki en güvenli seçenek bu mu? Tek seçeneğimiz bu. Yalan söylemeyeceğim. İşler biraz karışabilir. Volkan çok çabuk patlarsa lava kapılabiliriz. Görevin parçası olmak istemezseniz anlarım. Çok tehlikeli. Ne de olsa Griffin Rock eviniz değil. Siz varsanız biz de varız. Bizim için kendinizi riske mi atacaksınız? Ortak olmanın anlamı budur. Nerede acil bir durum varsa rescue botlar hizmete, kurtarmaya ve korumaya hazırdır. Evimizi kurtarma fırsatımız olmadı. Sizinkini kaybetmenize izin veremeyiz. Yanımızda olmanıza sevindim. Ama planın başarılı olması için tüm farklılıklarımızı bir yana bırakmamız gerek. Biz hepimiz ortağız. Anlaşıldı mı? Neredeyse vardınız çocuklar. Boulder, sana volkanın nasıl çalıştığını gösteren şemayı yolluyorum. Hmm. Evet, anladım. Graham, Boulder'a ne düşündüğünü söylemelisin. Ha, tamam, üzgünüm. Bak, bu şemaya göre volkanı aktive eden kol dağın içinde yakın bir yerde olmalı. Ama tam yerini bilmiyorum. Bu konuda yardım edebilirim. Buldum. Oo. Sismik görüntülemen mi var senin? Elbette. Şehre dönün lütfen. Burası biraz ısınmak üzere. Ama olmayacak şey. Hazır olmak üzereydi. Tamam, hemen gidiyoruz. Neler oluyor Cody? Hareket ne zaman başlayacak? Blades şimdi oraya gidiyor. Blades, şimdi seni volkanın ağzında olan kola bağlıyoruz, tamam mı? Sen yükselince volkan açılacak ve lav fışkıracak. Mümkün olduğunca çabuk uzaklaş. Blades ve ben hallederiz. Siz gidin. Başardık. Şimdi hemen buradan. Göremiyorum. Blades, yüksel. Buradan çıkmamız gerek. Hangi yöne yükseleyim? Deni, nazikçe konuş. Biliyorum. Blades, sana bir şey olmasına izin vermem. Göremediğini biliyorum ama göstergelerini çok iyi okuyabiliyorum. Seni yönlendireceğim. Sağa doğru yüksel. Bizi mümkün olduğunca yukarı çıkar. Yavaş olsa da sorun değil. İşte başlıyoruz. Ah!
Başardın Blades. Başardım Danny, başardım. Affedersin, sanırım motorumu çıkırdı. Kül yüzünden olmalı. Seni indirsek iyi olur. Durum nasıl Kate? Love hiçbir yere gitmiyor. Güzel. Chase ve ben tedbir olarak dağ yolunu kapattık. Galiba kriz çözüldü ekip. Hepinize aferin çocuklar. Sizi sığınakta bekliyor olacağım. Çok tuhaf. Love şu an kayboluyor. İstediğimiz de bu değil miydi? Bu şekilde değil. Çocuklar. Buradaki Love kayadaki bir delikten içeri süzülüyor. O delik değil, bir tünel. Tünel mi? İtfaiye sığınağına gidenler gibi mi? Durun biraz. Yani Love sığınağa doğru mu akıyor? Ama Cody oraya gitti. Cody. Cody, bizi duyuyor musun? Sinyal kesilmiş, aşağı inmiş olmalı. Neden Cody'nin başının dertte olabileceğini söylemedin? Bilmiyordum. Şemada tünel görünmüyordu. Sözde kahraman olacağız ama bir şey yapmıyoruz. Şikayet etmeyi bırakıp binersen bir sürü şey yapabiliriz. Graham, Love'ın yönünü değiştirebileceğimiz yakın bir tünel var mı? Bilmiyorum. Bu planların hiçbiri güncel değil. Boulder, altımızdaki tünellerin haritasını çıkartır mısın? Danny, suya ihtiyacımız olacak. Belki Love'ı soğutup yavaşlatabiliriz. Elimden geleni yaparım. Oldum. Tamam, Love orada. Aşağıdaki tünelden gidersen Cody'ye ulaşmadan onu durdurabilirsin. Ama bunu Love geçmeden önce yapman gerekiyor. Anlaşıldı mı? Tamamdır. Bir su kulesi görüyorum ama yürüyerek gitmemiz mümkün değil. Blades. Hayır, kül içinde uçamayız. Pervanelerini dondurabilir. Dondurmayabilirdi. Cody'ye bir yararı olacaksa birkaç hıçkırığa katlanabilirim. Yükselmeme izin var mı? Her zaman ortak. Kesişme noktası ileride olmalı. Ya. Asla geçemeyeceğiz. Atla. Canı nereden bildin? Bilmiyordum ki. Graham'ın dediği gibi, Love'ı soğutabilirsek Cody'ye ulaşmadan durdurabiliriz. Böyle gelmeye devam ederken olmaz. İçecek siparişi mi vardı? Ne? Hayır. Biz bunu Love için getirdik. Anladım. Dünyalı esprisi. Love çok hızlı ilerliyor. Kalabileceğimiz en kötü yerde kaldık. Şimdi ne oldu? Su rezervlerim tükendi. Hadi, kendini kurtar. Çok beklersin. Tamam Blaze, suyu bırak. Şimdi.
Evet, en iyi ekip iş başında. Bak bu iyi dost olduğumuz anlamına gelmez. Ben de tam olarak öyle düşünüyorum. Merhaba, siz buraya nasıl geldiniz? Sakın bir daha bizi böyle korkutma. Evet, sakın yapma. Ne yaptım ki? Çocuklar, gelip buna bakmalısınız. Nasıl olmuş? Yani burası artık onların da evi, öyle değil mi? Aynen öyle görünüyor.